talip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Yenimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullandı bu işe? İslami mezhebine göre evde hikaba girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Selamünaleyküm sevgili dostlar. Diyanet TV stüdyolarından Ankara'dan hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bizi sizinle kavuşturan Rabbimize sonsuz nihayetsiz hamdü senalar olsun. Stüdyo konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Sayın İdris Bozkurt Beyefendi. Hocamızla birlikte inşallah hem sizin hem bizim aklımıza takılan dini içerikli soruların cevaplarını arayacağız. Programımıza katılıp sorularını bizzat kendileri sormak isteyen değerli izleyicilerimiz için telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 294-4294. E-posta adresimiz üzerinden yazılı bir şekilde sorularını paylaşmak isteyen dostlarımız Diyanet'e soralım @diyanet.gov.tr adresini kullanabilirler. Ve sosyal medya aracılığıyla Facebook ve Instagram üzerinden yayın içerisinde sorularını, programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerini paylaşmak isteyen izleyicilerimiz hem Facebook'tan hem de Instagram uygulamaları üzerinden Diyanet'e soralım sayfalarını beğenip mesaj yoluyla inşallah bizlere ulaşabilirler. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra Bismillah deyip inşallah programımıza başlayalım. Yayın içerisinde de hem telefon numaralarımız hem e-posta adresimiz hem de sosyal medya hesaplarımız ekranlarımızın alt köşesinde yayın süresinde zaman zaman sizlerle birlikte olacak. Duanızı eksik etmeyin. Cenab-ı Allah memleketimize ve alem-i İslam'a huzur, dirlik, birlik ihsan eylesin diyelim ve programımıza başlayalım. İdris Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Furkan Bey. İyisiniz inşallah hocam. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah afiyet, sağlık versin. Elhamdülillah hocam. Duacıyım sağlığınıza. Cenab-ı Allah eksikliğinizi göstermesin. Amin, sağ olun. Allah zaman zaman cevapladığımız sorulardan bir tanesi hocam. Ayşe Hanım Facebook üzerinden selamlarını, muhabbetlerini iletmişler sizlere. Muhterem hocam, bankaların vermiş olduğu promosyon paralarını almak caiz mi? Ya da bu aldığımız promosyon parasını Afrika'daki açılmak üzere olan bir su kuyusunun inşaatına gönderebilir miyiz diye de eklemişler ve sizden cevap beklerler efendim. Teşekkür ediyorum Furkan Bey. İzleyicilerimizi saygılı hürmetle selamlıyorum. Tabii bankaları da yani çeşitli kurumların maaşlarını, çalışanların maaşlarını oradan alma koşuluyla bankaların vaat ettiği bir takım promosyonlar var. Ama onların kaynağı itibariyle nereden, hangi yollarla bize intikal ediyor biraz araştırdığımızda açıkçası biraz maaşımız kadar helal para olmadığını, evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle helaller belli, haramlar belli, arasında şüpheli şeyler var, onlardan da kaçının tavsiyesi veya uyarısı gereği biz ne yapacağız? Bunları şüpheliler, yani daha doğrusu aradaki helal haram sınırı arasındaki olanla kaçınmamızı tavsiye ettiği, uyardığı hususlardan olduğunu dikkate alarak şu bu promosyon alana, promosyona ihtiyacı olan, muhtaç, yani onunla hayatını idame ettirmek zorunda olmayan kişilerin bunu kendine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere harcamamasını tavsiye edeceğiz. Eyvallah. Peki ne yapacak? Bunu fakirlere, Afrika'daki mağdur, muhtaç insanlara bile verebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Eyvallah. Yeter ki kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere harcamamaya gayret etsin. Pekala. Teşekkür ederiz. İnşallah tavsiyelerinizi dikkate alırlar. Değerli izleyiciler, ilk telefon bağlantımız İzmir'den. Sayın Leman Suru da telefon attığımızda. Leman Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sizin, sağ ol. İyi akşamlar annem. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar çocuğum. Leman Hanım, hocam, televizyonunuzun sesini tamamen kapatırsanız efendim çok daha sağlıklı bir iletişim kuracağız sizinle. Kapattım çocuğum. Buyurun. Kapattım çocuğum. Yavrum, ben kova hastasıyım. Geçmiş olsun efendim. Makineye bağlıyım. Üçünün hap alıyorum. Kullanıyorum. Oruç tutabilir miyim? Ondan sonra Ramazan'da oruç tutmazsan, tutamazsam orucun bir şey söyleniyor ya. Hı hı. Oruç verebilecek durumum yok. Evet. Bunu nasıl edebilirim? Onlar sormak istiyordum çocuğum. Soralım Leman Hanım. Peki. Sen de bir de Diyanet'ten Kur'an sürüyorum ben çocuğum. Ben 80 yaşındayım. Maşallah. Acaba benim o hatim oluyor mu? Soralım bunu da inşallah Leman teyzeciğim.
Size sıhhat diliyorum. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan eylesin. Bu vesileyle bütün hasta kullarına da bu duayı yapmış olalım. İzmir'e selam olsun efendim. Allah'a emanet olun. Evet hocam, KOAH hastası bir izleyicimiz. Birçok ilaç kullanıyorum diyor. Doktorlar da herhalde muhtemeldir ki oruç tutmasını tavsiye etmiyorlardır ama tutmalı mıyım, tutmamalı mıyım? Bir de tutmadığım halde fidye verecek gücüm de yok, maddi imkanım yok. Hocam ne tavsiye eder? Tabii bütün hastalara ben Rabbimden acil şifalar nasip etmesini niyaz ediyorum. Amin. Oruç gibi bazı bedeni ibadetler eğer rahatsızlığımızı artırıyor veya tuttuğumuz takdirde de iyileşmemizi engelliyorsa ne yaparız? Orucumuzu iyileşinceye kadar öteleriz, erteleriz, tutmayız. Çünkü oruç tutmama için ruhsatlardan birisi de hastalıktır. Peki hasta olan kişiler hiç iyileşemeyecekse, yani müzmin bir rahatsızlığa düçar olmuş ve bu hayat boyu da bu hastalıktan kurtulma şansları yoksa, bu kişiler ne yaparlar? İmkanları ölçüsünde, yani bunu bir zenginlikteki sadakayı fıtır gibi, kurban gibi, yani bir nisap beklemeksizin, hı hı, var olan imkanlarında ne yaparlar? Orucunun bedeli olarak bir fakiri doyururlar. Yani şu an itibariyle önümüzdeki Ramazan içinde şunu söyleyeyim, yaklaşık 23 TL'dir asgari olarak. Bunu öderler. Ödeyebildiği ölçüde. Yani hepsini bir ayda ödemek zorunda değildir. Bugün, bu hafta, bu ay birkaç tanesini, bir dahaki ay birkaç tanesini ödeyecek şekilde. Çünkü bu bir zorunlu bir yükümlülüktür. Peki hayat boyu hiç ödeyecek fırsatı da yoksa Allah ne yapar? Rabbim yükümlülüğü, tabi taşıyacağımız yükümlülüğü bize veriyor. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Taşıyamayacaklarımızdan, altından kalkamayacaklarımızdan ne değiliz? Yükümlü değiliz. Rabbim inşallah Rabbimizin rahmetine, mağfiretine sığınarak ondan af dilerler. Eyvallah hocam. Peki teşekkür ederiz. Peki şimdi şunu da ifade edelim mi diye düşünüyorum. Şimdi KOAH hastası deyince nefes açısı bazı evet, ilaçlar alıyor. Bu ilaçlar, bazı şeyler vardır ki kolay nefes açması için o fıslar var. Hı hı. Veya buhar makinesi aracılığıyla alanlar var. Bunlar oruca engel şeyler değil. Yani bu hastamızın eğer nefes dışında başka bir problemi yoksa, sağlık problemi yoksa, o ilaçlarla birlikte, bak ağız yoluyla alıp yutulan ilaçları kastetmiyorum. Havaları kastediyorum. Tabii havaları kastediyorum. Hatta oksijen, daha doğrusu veren, o buhar veren cihazları kastediyorum. Bu yolla alınan nefes açıcı ilaçlar ne olmaz? Orucu bozmaz. Başka ağız yoluyla aldığı bir ilaç yoksa. Eyvallah hocam. Onu da bu bilgiyi de ekstra paylaşmış olduk. Çok teşekkür ederiz. İkinci sorusu da bizim kanalımızda da var hocam. Bir takım özel kanallarda da var. Sabahları veya akşam belli bir saatte hatim uygulaması televizyonlardan yayınlanıyor. İzleyicimiz, ben bunu takip ediyorum, izliyorum ama acaba ben de hatim etmiş oluyor muyum diyor. Zaman zaman yine cevapladığımız bir soru. Evet. Tekrar etmekte fayda var. Seyircilerimize şu, daha doğrusu açıklamayı yapmayı elzem buluyorum. Kur'an deyince akla sadece hatim gelmemeli. Yani Kur'an'la haşir neşir olacaksak yegane şey hatmetmek olarak bakmamalıyız. Kur'an'ın bir harfine, değil mi, onlarca sevabı vaat eden Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o zaman Kur'an okuyabildiğimiz kadarıyla okumayı, hatta Kur'an okumayı iyi ilerletmişiz, ne olabilir? Kendimiz hatmetmeyi. Peki mukabele dediğimiz sistemde okunan bir Kur'an'ı okuyanla birlikte okuyarak hatalarımızı da düzeltmemize, eksikliklerimize gidermemize de vesile olur. Tabii. Bu şekliyle okumayı da tavsiye ederiz. Bu da tamam. Ama sadece Kur'an sevap alabilmek için okumak değildir. Dinlemek de sevaptır. Hatta onu anlayıp malini, tercemesini veya tefsirini okuyarak onun ahkamıyla hayatımızı tanzim etmek de en önemli amaçtır. Bunları da ne yapmamız lazım? Sadece Kur'an'la hatim değil, bu tür şeyleri de dikkate alarak okumalıyız. Bu hanımefendinin okunan Kur'an'ı, o güzel, daha doğrusu karilerimizin okuduğu, hocalarımızın Kur'an'ı dinlemesi, takip etmesi, eğer kendisi telaffuz ederek okuyamıyorsa haliyle dinleme sevabı alır. Ama hatim başka bir şeydir. Nedir hatim? Kur'an'ı baştan sona kadar eksiksiz okuyarak, harfleri, kelimeleri telaffuz ederek okumaktır, bitirmektir. Bunu yapabilene de ne âlâ. O da ayrı bir, daha doğrusu tavsiye edilen önemli bir ibadettir. Fakat diğerlerini ıskalamamak gerekir diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Peki çok teşekkürler. Allah razı olsun. Bir telefon bağlantımız daha var değerli izleyiciler. Kayseri'den Sayın Osman Doğan telefon attığımızda.
Sayın Doğan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Programın başındaki temennilerimiz için şu günlerde gerçekten memleketimizin böyle güzel günlere, güzel sözlere ihtiyacı var. Bundan dolayı da sizlerden Allah razı olsun diyorum. Çok cümlemizden efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi ben emlak işiyle uğraşıyorum Kayseri'de. Ne güzel. Emlakçıların kazançları hakkında, komisyon alım şekilleri hakkında hocamdan bilgi rica edeceğim. Bir de benim sağ ayağım protez kullanıyorum. Namaz kılarken bazen sandalyede, bazen işte oturarak. Ama sandalyede kılarken de protez bize sıkıntı veriyor. Sandalye önünde başka bir rahle ile namaz kılınabilir mi? Yani onun hakkında da, rahleye secde etmek maksatlı mı efendim? Secde etmek anlamında, sadece secde anlamında. Pekala. Biz bu konu hakkında da bilgi rica edeceğim. Pekala. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin Osman Bey. Her iki sorunuzu da inşallah yöneltelim. Allah'a emanet olun. Kayseri'ye ve Kayserili kardeşlerimize de bizden selamlar, muhabbetler iletin inşallah. Evet hocam, emlakçılık bir diğer adıyla belki simsarcılık olabilir. Bunlar tabii komisyon usulüyle çalışıyorlar. Acaba yapmış oldukları bu iş caiz mi? Furkan Bey, yaptığımız hangi iş olursa olsun meşruiyet çerçevesinde ise, yani İslam'ın kazançla alakalı, helal kazançla alakalı koymuş olduğu genel prensiplere riayet ederek yaptığımız takdirde onun karşılığında elde edeceğimiz kazanç da helaldir. Şimdi konuyu nereye getirelim? Komisyonculuğa getirelim veya işte emlakçılık yapan kardeşimizin yasal zeminde, yasal zemin diyorum, özellikle bir emlakçının yasal olarak kanunlar mevzuat çerçevesinde ne yapması gerekiyorsa, hangi şartlarda çalışması gerekiyorsa, vergisini ödeyerek, kaçak tabii, göçek değil. Tabii. Tamam. Yani o kul hakkını vesairesini tamamıyla ben bütün ondan sonra prosedürü tamamlayarak emlakçılık yapıyorum. Aldatmıyorum. Kimsenin aldanmasına aracılık etmiyorum. Tamam. İnsanların bilgisizliklerinden veya bilgisizliklerini fırsata çevirmek gibi böyle yanlış yollara tevessül etmiyorum. Tamamen İslam'ın koymuş olduğu genel, daha doğrusu ne diyelim, temel ahlak prensipleri içerisinde, adab prensipleri içerisinde hareket ediyorum. Hı hı. Bunun karşılığında da yasal mevzuatta belirlenen emlakçının alacağı o komisyonu almam. Da hiçbir sakınca yok. Eyvallah hocam. Yani ahlaki tabii ki şeylere de, riayet resmi kurallara da uyduktan tabii ki, sonra tabii ki aldığımız yani komisyonda hiçbir sıkıntı yok. Yani biz ne yapıyoruz? İki alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyoruz. Bu arada yapmamız gereken üzerimize, uhdemizde olan görevlerde yerine getirmenin karşılığında da ücretimizi almakta dinen bir sakınca yok. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, sınırlarımızın ötesine Hollanda'ya gidelim hep birlikte. Sayın Asiye Aytaç telefon attığımızda. Asiye Hanım hoş geldiniz. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Teşekkürler. Ben Hollanda'dan arıyorum. Safalar ben şey soracaktım hocama ya, biz buradayız ya, biz şimdi bir miktar para yatırıyoruz Türkiye'de işte 70-80 milyar. Hı hı. Biz çalışmadığımız halde, hani bir hafta bir yerde çalışıyor göster diyorlar. Evet. Ondan emekli oluyor işte 2-2,5 milyar para alıyor. Onu yiyor. Yani bu bize helal mi? Şimdi soralım. Çalışmıyor. Soralım. Paramızı yatırıyor. Bir sorum daha var. Buyurun efendim. Şey mesela Türkiye'de anneleri babaları ölüyor ya, aslında onlar burada da kocasının dulluk maaşını alıyor. Türkiye'de de annesi öldü diye onun maaşını da alıyor. Ya bunlar. Bunu da soralım efendim. Her iki sorunuzu tamam, da inşallah iletelim. Tamam. Kolaylıklar diliyorum size Hollanda'ya ve bütün gurbetçi kardeşlerimize selam olsun. Allah'a emanet olun. Yurt dışında yaşayan birçok soydaşımız bu uygulamayı yapıyor hocam. En azından ben öyle biliyorum. Çalışıyor gibi gösterip daha sonradan da primlerini kendileri ödeyip emeklilik hakkı kazanmak caiz midir? Öncelikle emeklilik hakkı elde edebilmek için yasal bu konuda o hakkı elde edecek kişilere konulmuş şartlar var. O özellikleri, o şartları taşıyan kişi artık ileri sürülen koşulları yerine getirmek kaydıyla ne olabilir? Emekli olabilir. Fakat seyircimizin sorusu arasında siz de aynısını tekrar ettiniz. Çalışıyor gibi gözükmek. Yani sanki ne var? Bir aldatma var sanki. Değil mi? Konulmuş o prensiplere veya koşulları yerine getirirken sanki bir takım formalitelere başvurarak, yani gerçekçi değiliz. Gerçekten o şartları taşımıyoruz. Taşımak için bazı ara
Ondan sonra diyelim ki belki mevzuatın, ondan sonra diyelim ki açık bıraktığı noktalardan girerek ne yapıyoruz? O hakkı kazanabilme teşebbüsünde, girişiminde bulunuyoruz. Peki bu yanlış ve yalan beyanımız üzerinden, uygulamalarımız üzerimizden kazanç elde etmeyi de açıkçası helal olmasa gerek. Eyvallah hocam. Çünkü yalan yanlış dinimizce haram mı, yasak mı? Tabii. Peki ona bağlı kazanç elde etmenin de helal olduğunu söyleyemeyiz. Onun için gayet dürüstçe, gerçekten bu bir sosyal devletin ondan sonra diyelim ki vatandaşı için veya bu hakkı elde edecekler için konulmuş özellikler, şartları taşıyorsa eyvallah kişi ne yapabilir? Primlerini yatırıp emekli olabilir. Taşımıyorsa taşımak için yanlış yollara girmek yanlıştır. Zaten yanlıştır. O yanlışa bağlı kazanç elde etmek de doğru değildir. Helal değildir. İkinci sorusu da aslında bununla cevap açısından benzerlik teşkil ediyor değil mi hocam? Evet. Yani bir hile hurda, bir aldatma yoksa eğer bu hak direkt olarak size yani vuruyorsa. Yukarıdaki özellikle yetim maaşı diyelim. Hı hı. Veya eşin, ölen eşinden maaş alma hakkı tamamen nedir? Kanunun, o mevzuatın belirlediği çerçevededir. Yani o şartlara haizsen eyvallah. Ne olabilir? Bir başkasının ölümüyle birlikte alabilirsin. Fakat burada bir başka bir şey daha var. Yani mesela özellikle babanın maaşını alabilmek için eşinden boşanmış gibi yapmak. Eyvallah. Burada yine bir aldatma var değil mi hocam? Yani orada yine bir aldatma var. Peki bu da suçtur ayrıca. Yani böyle bir şey tespit edilirse bu kişinin aldığı maaşlardan ne olur gerisi? Yasal faiziyle birlikte istirdat edilir. Peki bu yola başvurmalı mıyız? Aile gibi kutsal müessesemizi dünyevi gerekçeler içinde ne yapmayı yıkıp dağıtmalı mıyız? Veya öyle bir yola tevessül etmek İslam ahlakıyla bağdaşır mı asla? Ama hak etmişiz. Tamamen şartlar bizim lehimize. O şartları taşıdığımızdan dolayı da alabiliyoruz. Bu da helaldir. Eyvallah hocam. Artık durum değerlendirmesi yapacaklar. Ona göre de karar verecekler diyelim. Kayseri'den arayan Osman Doğan izleyicimizin ikinci sorusu da şuydu hocam. Protez bacak kullanıyorum. Bir ayağım protez dedi. Namaz kılarken de önüme taburede kıldığım zaman bir rahle koysam da secdeyi ona yapsam dedi ama sorunun bu kısmından başlayıp aslında böyle oturma problemi çeken ya da işte bir rahatsızlığı bulunan birinin nasıl namaz kılmasını tavsiye ederiz. Orayla birlikte inşallah cevaplandıralım. Bir önceki soruda şöyle bir şey demiştim. Biz yapabildiklerimizden sorumluyuz. Yani fiziksel engelli veya diyelim ki işte protez bacak kullanan bu kardeşimiz Allah yardımcısı olsun. Amin. Veya Allah bu tür durumda olan insanlara kolaylaştırıcı prensipler de ne de ibadetlerinde bir takım hükümler de vardır. Çünkü yapabildiklerimiz herkesin sağlıklı insanın yapabileceğini o insan yapamaz. Nedir o? Eğer bu bacağıyla gerçekten rükûsunu ve secdesini yapamıyorsa ne olabilir? Kişi oturarak hatta oturamıyorsa da yaslanarak bir yere namaz kılabilir. Peki oturarak veya yaslanarak namaz kılıyorsa, yani secdeye gitmekte zorlanacaksa, hı hı, bu kişi ne yapacak? İma ile namaz kılacak. İma ile namaz kılmak ne demek? Yani rükuda biraz eğilerek, secdede de daha aşağı eğilerek ne yapacak? Namazlarını bu şekilde. Bunu yaparken illa secde mahallinde alnımızın bir yere değmesi gerekiyor. Yani ima da illa da alnımızı bir yere koymak zorunda değiliz. Gerçekten secde yapılan yere secde edemiyorsak secde mahallini biraz işte biraz önce ne dedik? Tabure mi dedik? Veya rahle ifadesi, masa ifadesi. Önümüze böyle yüksekse bir şey çekerek onun üzerine secde yapmaya çalışmaya gerek yoktur. Gerek yoktur. Bunun yerine ima ile namaz kılmak daha isabetlidir. Çankırı'dan Halit Bey'e kulak veriyoruz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam Halit Bey. Çok sağ olun efendim. Bir sorum olacak. Buyurun. Ev kiraları yüksekten veriliyor. Evet. Tamam mı? Ama bu kişiler kirayı elden alıyorlar. Evet. Herhalde beyanı... Beyanı daha düşük gösteriyorlar efendim. Bu kul hakkı yemeye girer mi girmez mi? Soralım Halit Bey. Bakalım hocamız ne diyecek. Cenab-ı Allah yardımcınız olsun Çankırı'ya. Selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Dükkanlarda da bu oluyor hocam maalesef. Maalesef deyince yanlış bir şey olduğunu galiba ben ağzımdan kaçırmış gibi oldum. Bakalım yanlış mı? Düşük gösterip de bir takım belki vergi kaçırma durumu söz konusu olursa burada bir kul hakkı ya da kamu hakkı söz konusu olur mu? Tabii ki olur. Öncelikle verginin vatandaşlık görevi olduğunu ve bu görevi yerine getirmeyen
yani bu görevle muttasıf olduğu halde, yükümlü olduğu halde bundan kaçmak için yanlış ve yan yollara girmeye çalışması aslında büyük bir vebaldir. Peki veballe birlikte ne yapmış oluyoruz? Hem kul hem de kamu hakkı. Kamu hakkı kul hakkı demektir. Ona da ne yapmış oluyoruz? Öyle bir suçu da işlemeye ya, maalesef tevessül etmiş oluyoruz. Onun için illa da vergi kaçırabilmek için böyle yalan beyan diye başladık şey. Böyle yanlış ve yalan beyana girmeye zaten öyle bir yol bile yanlış. O yolla elde edilecek kazanç da bize helal olmaz. Onun için dürüst olalım. Neyse kaç liraysa kiramız onu da beyan edelim. Beyan ettiğimiz ölçüde de zimmetimize ne kadar vergi tahakkuk ediyorsa onu da ödeyelim. İlla kiracılık da olmaz. Ev sahibinin yaptığı veya dükkan sahibinin yaptığı, arsa sahibi, gayrimenkul sahibinin yaptığı bir şey değil. Başka alanlarda da gerçekten insanın insani veya hatta diyelim ki vatandaşlık olarak bağlı bulunduğu o devlete ödemesi gereken vergi kaçırması açıkçası bir Müslümana asla yaraşmaz ve yakışmaz. Onun için hak hukuk, helal haram hassasiyeti olan kardeşlerimize ısrarla vergi kaçırmayın. Çünkü bu kamu hakkıdır, kul hakkı ihlalidir diyerek soruyu cevaplamış olalım. Peki hocam, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Seçil Hanım selamlarını, muhabbetlerini iletmişler sizlere. Facebook üzerinden bir soru sormuşlar. Satranç oynamanın caiz olup olmadığını merak ediyorlar hocam. Furkan Bey, bütün oyunlarda yani meşru olabilmesi için veya mübah, helal olabilmesi için konulmuş belli başlı kurallar vardır. Satranç oyunu da buna dahildir. Şimdi biz oyun oynamak deyince kardeşlerimiz ta başka oyunları bile belki internet üzerinden oynanan oyunlara bile getirecektir. Nedir temel prensipler? Bir, oyuna dalarak bizim asli ödevlerimizi veya görevlerimizi ihmale sebebiyet vermemeli. Namazda dahil, beş vakit namazda dahil olmak üzere. Yani benim ne var? Bir görevim var. O asli görevi ne yapıyorum? Oyuna dalmışım. Bundan dolayı ihmal ediyorum. Beş vakit namaz da buna dahildir. Böyle olmamalı. Peki oynanan oyun ne diyeyim, bir bahisleşmek gibi kumara vesile olacak. Yani sonunda birinin kaybedip, birisinin kaybedip diğerinin kazanacağı şeklinde olmamalı. Ve oynanan oyunda bizim inanç, amel, ahlak ve adab gibi, daha doğrusu dinin koymuş olduğu o prensiplere de aykırı olmamalı. Peki bu şeylere taşıyorsa ne olabilir? Kişi bir anlık biraz eğlenmek. Hatta satranç dediğimiz şeyde daha çok nedir? Bir zeka oyunudur. Bunu geliştirmek. Ben ne yapayım? Bununla birlikte kendimi de geliştireyim oyun aracılığıyla. Biraz da eğlence olsun düşüncesiyle. Biraz önceki koymuş olan prensiplere de uyma koşuluyla oyun oynanabilir. Hocam, farklı bir fraksiyonu da ben sorayım size. Buyurun lütfen. Satranç oynamanın şartlarına, kaidelerine uyduğumuz zaman caiz olduğunu söylediniz. Bir de toplumumuzda yaygın olarak oynanan tavla oyunu var. Evet. Burada bir de zar olduğu için hani zarla herhangi bir oyun oynamanın da daha büyük günah olduğunu falan söyleyenler de var. Acaba bu doğru mu? Yani bu saydığınız kurallara ve kaidelere uyduğumuz zaman sırf eğlence olsun diye ya da vakit geçirmek amacıyla iki kişi tavla oynayabilir mi? Böyle bir soru belki gelir diye ben seyircilerimiz daha doğrusu şunu da sorarsanız düşüncesiyle ben buna fırsat vermeme adına bütün oyunlar diye başladım. Evet, tavla oyunda böyle. Zar atmak, doğru mu hocam? Zar atmak meselesi birazcık kumara vesile olan bir zarsa evet haram. Ama kumar olmayacak diye başta ne yaptık? Prensipleri koyduk. Eyvallah. Yani şartlara riayet edilirse burada da bir sakınca sıkıntı yok. Tuğsat Bey, bireysel emeklilik sisteminin caiz olup olmadığını merak etmişler. Hocama sorar mısınız demişler. Bireysel emeklilik deyince sanki böyle sosyal hakmış gibi, yani böyle SGK'nın veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun veya emekli sandığının çeşitli böyle emeklilik sistemleri gibi algılamamak lazım. Bireysel emeklilik sistemi tamamen nedir? Şeydir, bir yatırım aracıdır. Yani ne yaparsanız belli periyotlarla prim yatırırsınız. Hatta bunu devletimiz de vatandaşlarına ne yapıyor? Tasarruf etmesi, teşvik için devletin de destekleri var. Ama yatırdığımız primler nerede nasıl değerlendiriliyor? Bu önemli. Dini hassasiyet taşıyan insan ne yapabilir? Kazancının nerede nasıl değerlendiğini araştırmak zorundadır. Onun için tercihli sistem, yani faiz ve yani başta olmak üzere İslam'ın haram kıldığı, meşru görmediği alanlarda değerlendiriliyorsa buna evet diyemeyiz.
Ama tamamen meşru alanlarda. Yani meşru ticarette değerlendiriyor. Çeşitli ne diyelim meşru ticarete aracılık eden fonlarda değerlendiriliyorsa ne olabilir? Bu şekilde bireysel emeklilik sisteminden yararlanılabilir. Eyvallah hocam. Peki. Yani özellikle faiz diyerek ben ana şeyi söyledim. Mesela diyelim ki bunlardan birisi işte repo, devlet tahvili, hazine bonosu değil mi? Bu tür işlemlerin hepsinde neler vardır? Faizli işlemler vardır. Böyle değil. Tamamen meşru alanlarda değerlendirmeyi taahhüt ediyor ilgili organizasyon. Bunu biz de takip edeceğiz. Biz de takip bizim edeceğiz. Tabii ki. Yani bizim kazancımız nereden gelirse gelsin hepsini kabulümdür anlayışıyla değil, tamamıyla nereden geldiği benim için önemlidir. Meşru alan mı değerlendirilen kısım, gayrimeşru mu? Dinen meşru alansa bireysel emeklilik sistemine ne yapılabilir? Bu organizasyona katılabilir. Hatta devletin bu konudaki teşviklerinden de yararlanılabilir. Eyvallah hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili dostlar, Bursa'ya gidelim hep birlikte. Firdevs Hanım telefon attığımızda. Alo. Efendim. Firdevs Hanım hoş geldiniz. Hoş gördük evladım. Hayırlı akşamlar olsun. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Hocam benim bir sorum olacak size. Dinliyoruz. Benim burun kılcal damarlarında kanamadan dolayı abdest alırken burnuma su yani her vakitte veremiyorum. Evet. Bazen veriyorum, bazen alamıyorum. Korkuyorum yani burnuma su çektiğim zaman bu kanama oluyor. Onun için alamıyorum. Bir bu yani abdestimde acaba bir noksanlığım olur mu diye. Soralım. Bir de bir insan mesela bir dışarıda mesela piknik alanında herhangi bir yerde bir kendine ihtiyacı olan bir şey bulsa. Diyelim mesela bir tencere veyahut bir öyle ötürden ev eşyası olan herhangi bir şey. Evet. Bunu alsa da evinde kullansa ama her kullandığında da yani onu oraya atan veya bırakan onu da dua etse yani hayırlı cevabı onun defterine işlensin diye. Onda da bir mesuliyet olur mu diye. Soralım Firdevs Hanım. Pekala. Teşekkür ederiz efendim. Size de şifa diliyoruz. İnşallah ilk sorunuzdaki sıkıntınızdan bir an önce kurtulursunuz. Allah yardımcınız olsun. Bursa'ya selamlar, muhabbetler. İkinci sorusundan başlayalım mı hocam? Dışarıda insanların belki attığı, belki unuttuğu, belki kaybettiği herhangi bir eşyayı alsak, bunu evimizde kullansak, kullanırken de her defasında bunu oraya bırakanın, kaybedenin veya işte çöpe atanın adına dua etsek onun için. Bu şekildeki uygulama caiz midir? Caizdir Furkan Bey. Fakat acaba unutulduysa sahibi çıkarsa verme koşuluyla. Eyvallah. Tabii adam arıyorsa değil mi tabii, hocam onu? Kaybettiyse haliyle sahibini de arama koşuluyla. Fakat bir eşyanın unutulup veya çöpe atılmak yani tamamen artık benden çıktı kim ihtiyacı kimin varsa alsın kullansın diye bir yere bırakmasıyla unutulan eşya birbirinden farklı olur gibi geliyor bana. Onu bulan zaten onu çevresine danışarak o eşyanın bulunduğu çevreye onu ne yapabilir? Ayırt edebilir. Gerçekten o eşya artık ben bu kadar kullanmışım yeter alsın. Biri genellikle çöpün kenarından çöp içine de atmazlar. Kenarına korlar. İhtiyaç sahibi de gelir. Onu oradan alır. Böyle bir yolsa bunda hiçbir sakınca yok. Kullanabilir. Eyvallah hocam. Ama İlk birinci aşamasında dikkat etmekte fayda var. Evet. Peki teşekkürler. İlk sorusu da efendim burnumdaki kılcal damarlarda bir problem olduğu için sürekli burnuma su çekip abdestimi alamıyorum. Çünkü kanama ihtimali çok yüksek ve bundan da endişe ediyorum. Acaba burnuma su çekmeden aldığım abdestin geçerliliği var mıdır? Furkan Bey buruna su çekmek yani mazmaza istinşak diyoruz değil mi? Evet hocam. Ağza ve buruna su vermek. Abdestte nedir? Namazın sünnetlerinden. Tabii. Peki mazereti olan özellikle buruna su vermek de zorlanan hatta zorlanarak yaptığı için de kan gelmesi, kanaması hatta belki durmaması riski de olacağı düşüncesiyle bu sünnet terk edilebilir. Yani özellikle abdestte bu ablamız hiç burnuna çünkü böyle bir risk var su vermeden de abdestini alabilir. Bir sünnet terk ediyor onu da bir haklı bir nedenle, mazeretle terk ediyor. Bundan dolayı abdesti geçerlidir. Hiçbir endişe taşımasın. Ama gusül meselesine gelince ne yapsın? Zorlamama koşuluyla gusül abdestinde, özellikle gusül diyorum dikkat edin. Gusül abdestinde fazla zorlamama koşuluyla ne yapsın? Burnunda
yani istinşak dediğimiz hadiseye dikkat etsin. Ama abdeste zorunlu değildir. Yapmasa da olur. Abdesti geçerlidir. Peki hocam, çok teşekkürler. Sayın Erkan Kayalık Facebook üzerinden şöyle bir soru sormuşlar. Hayırlı yayınlar dileklerini bulunmuşlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Kickbox yapmak ve müsabakalara çıkmanın hükmü nedir hocamıza sorar mısınız? Müsabakalardan resmi olarak para kazanmak helal midir? Bir de milli sporculara devletin verdiği bu kazandıkları paraların helal olup olmadıklarını sorarlar efendim. Her üç soruyu da cevaplandıralım. Yani spor dediğimiz zaman insan vücut gelişimi veya hayata daha zinde, daha sağlıklı devam edebilme adına önemli şeydir. Bunlar teşvik de edilir. İnsanın bir üzerinde bir enerji vardır. Bu enerjiyi ne yapabilmek? Bir şekilde boşaltması gereken alanlar da vardır. Spor bunlardan birisidir. Peki spor yapan, hatta böyle devlet sporcusu diye, değil mi? Maaşlı devletin milli sporcu. Ne yapıyor? Devlet bunları destekliyor. Niye? Başkalarına örnek olsun düşüncesiyle. Çeşitli müsabakalara katıyor. Devlet yani mesaisini tamamen o işe harcadığından dolayı bundan da elde edeceği ne vardır? Bir kazanç vardır. Bunda da bir sorun yok. Fakat hangi spor özellikle bu önemli? Burada da bizi yani Müslüman olarak dini hassasiyet taşıyan bir sporcu şunu da düşünmesi lazım. Yani benim inançlarıma, benim değerlerime uyan sporu yapayım düşüncesinde olması lazım. Ki King Boxer diye özellikle belirttiğiniz husus. Yani şunu diyeyim, yakın dövüş sanatları. Evet. Orada da aşağı yukarı bu bir sporu deyince, King Box deyince neler olduğunu, neler içerdiğini herkes biliyor. Yani şöyle diyeyim, acaba şiddet mi içeriyor? Şiddeti mi teşvik ediyor? Ama bir de savunma sporu olarak da düşünmek lazım. İşin o tarafları da var. Yüze vurmanın veya diyelim ki hatta yüze vurmanın işkenceye varan veya diyelim ki kalıcı hasar bırakacak. Ondan sonra diyelim ki bu darp işinin İslam ahlakıyla ne kadar örtüşüp örtüşmediğinde ne yapmak lazım? Tartmak, düşünmek lazım. Yani tehlikeli bir spor diye düşünüyorum. Yani bana soran yapar mısınız? Açıkçası veya çevremdeki insanlara tavsiye eder miyim, etmem gibi geliyor bana. Daha böyle ne olabilir? Bunu insani duygularla mı söylüyoruz hocam? İnsani duygularla, İslami ahlaki duygularla da söylemeye çalışıyorum. Çünkü vurmak, bir başkasına eziyet etmek, darp etmek, spor içinde bu yapılmalı mı? Ha belki yapılmıyor diyecek şimdi. Savunuyor karşı taraftaki. Yani tamamen de onun eli de, bir tabirimi mazur görsünler seyircilerim, armut toplamıyor. Yani o da savunuyor, o vurmaya çalışıyor. O da zaten sporun amacı budur diye düşünüyorsak bunun sınırlarını net bir şekilde belirlemek lazım. Açıkçası başka spor olan bir güreş gibi. Onlar olsa daha mı iyi olur? Yani? Daha da iyi olur gibi geliyor bana. Eyvallah. Biraz bizim acaba zaten ismi bile biraz şey yapıyor, King Box diyoruz. Acaba bizim çok böyle kültürümüzle bağdaşıyor mu diye. Yani Müslümanların bu alanda gerçekten geçmişten beri tarihi itibariyle bizim ürettiğimiz bir spor dalı mı diye. Açıkçası ben seyircilerimizin takdirlerine bırakıyorum. Eyvallah. Ama bizim değerlerimizle, bizim ahlaki prensiplerimizle örtüşen spor dallarını tercih etmeyi her zaman tavsiyelerim arasında zikretmek istiyorum. Sayın Soner Ceylan, selamlarını iletmişler sizlere. Erkekler iş yerlerinde veya başka yerlerde bayana selam verebilir mi? Veya şu şekilde sorulabilir. Örnek veriyorum, iş yerinde erkek ve bayanların bulunduğu bir ortama genel olarak selam vermekte bir beis var mı? Erkeklerin erkeklere, erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere, hele hele zaten ferdin cemaata selamın adaplarından birisi olur değil mi? Tabii. Yani azınlığın çoğunluğa selam vermesi. Yani bir meclise girdiniz, orada erkek veya bayan var. Her birisine selamun aleyküm demekte. Bir de Müslüman üzerindeki haklarından birisidir bu. Yani bir görevidir. Bir de duadır. Arkadaş, yani selamda da ne vardır? Bir karşıya güven telkin etme vardır. Endişe edilecek bir şey yok, ben geldim. Güvenilir bir insanım ben. Güvenilir bir insanım. Ve Allah'ın selamı üzerinize olsun. Karşıdaki muhatap kitle ister erkek olsun ister bayan olsun fark eder mi? Hatta erkek kadına, kadın da erkek, yanlış anlaşılmaya vesile olacak veya sebep olacak bir şey yoksa. Tamamen insanın insanla karşılaştığında birbirine selam vermesi, erkek kadın ayrımı yapmaksızın dinde bir sakınca yoktur. Fakat acaba ihtimal ki yanlış anlar düşüncesi varsa belki o zaman bu da ihtimalden dolayı vermeyebilir. Ama selamlaşmak dinimizin neyidir?
Yani daha doğrusu tavsiye etti değil mi hocam? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamı aramızda yaygınlaştırmış. İnsanlar arasında selam nedir? Muhabbete, saygıya, sevgiye, kaynaşmaya vesile olacaktır. Selamı ihmal etmeyelim. Peki hocam. Evet, birbirimize selam verelim. Sayın Leyla Özgün Facebook üzerinden şöyle bir soru sormuş. Hocamıza sorabilir misiniz demiş. Çok çıkmazdayım. Tesettür zamana göre değişir mi? Hani cahiliye devrinde hür kadınlara dışarı çıkarken cilbaplarınızı giyin diye emir var. Şu anda başı açıkta geçsen kimsenin dikkatini çekmeme ihtimalin var diyor hocam. Bu konuyu hocamız açıklar mısınız? Bir de notlarım arasında tesettürle alakalı bir soru daha var. İkisini birleştirelim. Sayın Amine Tataş hayırlı akşamlar dileklerinde bulunmuşlar. Başörtünün altından saçlarımızı nasıl toplamalıyız? Bahsi geçen deve hörgücü hükmünden kaçınmak maksadıyla bu soruyu soruyorum diyor. Deve hörgücünün de hükmü nedir? Allah razı olsun demişler. Hangi çağda, hangi asırda, hangi devirde, hangi şartlarda olursak olalım Allah'ın emirlerini, onun dini vecibelerini yerine getirmekte yükümlüyüz. Kadın olsun, erkek olsun. Kadının da örtülmesi gereken yerler var, örtmesi gereken. Buna ne diyoruz? Avret diyoruz değil mi? Setri avret. Erkeğin de. Peki konu bayan herhalde sanıyorum bu soruyu soran. Evet hocam. Bu hanımefendinin özellikle kendi kendine kaldığı evinde veya diyelim ki mahremlerinin olduğu, ki mahrem eşidir, çocuklarıdır, kardeşleridir, anne babasıdır. Bunların bulunduğu ortamlarda saçını başını açabilir. Yani daha rahat giyinebilir. Ama özellikle dışarıda namahrem diye ifade ettiğimiz kendisinin nikahı düştüğü veya evlenmesi mübah olacak kişilerin yanında dışarıda ne yapması lazım? Başını örtmesi dini bir vecibedir. Peki örtüp örtmemek çok kimsenin dikkatini çekmiyor. Bu bir gerekçe midir? Değildir. Yani biz ne yapacağız? Birileri toplumda herkes başını açıyor diye biz de dikkat çekmiyor. Zaten kapalı veya açık olmak çok kimsenin umurunda değil. Dikkat çekmiyor. Biz de ne yapalım? Açalım mı? Buna ruhsat çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Onun için dışarıda özellikle bayanların ne yapması lazım? Saçlarını, başını kapatması lazım. Ha, başını kapatmaktaki şey de nedir? Biliyorsunuz kadının dışarıda özellikle eli, yüzü, ayağı dışındaki yerlerini kapatması. Kapatacağı yerleri de vücut beden hatlarını belli etmeyecek şekilde de biraz da bol olması kuralı vardır. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam örtünen çıplaklar uyarısı. Örtülü çıplaklar. Maalesef. Nedir o? Dar, ondan sonra bütün vücut hatlarını ortaya döken bir giysiyi açıkçası Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Kınıyor ve bundan vazgeçirmek için de özellikle bu tabiri kullanıyor. Bir başka bir şey daha var. Sorunuzun arasında vardı. Deve hörgücü ifadesi. Bir bayan özellikle kadınların saçları uzun olur. Kısa kullananlar da vardır. Uzun saçı olan bir bayan ne yapması lazım? Başını örtmesi için saçlarını toparlaması lazım. Saçını nerede toplayacak? İşte ensesinin üstünde toplayacak. Peki deve örgücü tam tepede dikkat çekecek şekilde örtmeye de Aziz Peygamber'in uyarısı var. Hocam topuz... Yani deve örgücü... Hani topuz uygulaması var. Için. Evet. Şimdi özellikle hanım kardeşlerim, belki nispeten daha genç olan hanım kardeşlerim tam da bu soruyu sormak istediler. Topuz deve örgücü sınıfına girer mi? Ölçüyü şöyle belirleyelim mi Furkan Bey? Buyurun hocam. Karşı tarafın tamamen dikkatini celbetmeye yönelik bir ne diyeyim? Tavır, tarz. Deve örgücü budur. Yani dikkatini celbetme derken beğenme maksatı mı hocam? Hayır, dikkat çekmek. Dikkat çekmek. Yani şunu diyeyim, bir şekilde kadıncağız o uzun saçını başında toplayacaktır. Nereye toplamalı? Ta tepede toplayıp ondan sonra işte deve hürgücü ifadesine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu uyarısı boşuna mıdır? Bunu dikkate almalı, bu hassasiyeti gütmelidir. Hatta daha da öte bir şey söyleyeyim. Şimdi bayanlar beni daha iyi anlayacaklardır. Özellikle saçı da yeterli olmuyor. Ekstra bir şeyler bağlanıyor. Ekstra saçının üstüne o dikkati çekebilmek için daha farklı nesneler koyarak ne yapıyor? Başörtünün üstünü daha yukarı dikmeye çalışıyor. Herhalde deve hürgücü buna daha da uyan bir tabirdir. Bundan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ciddi şekilde uyarıyor. Hatta böyle bu şekilde dikkat çeken bayanların cennetin kokusunu uzaktan dahi alamayacaklarına dair böyle bir uyarıda bulunuyor. Eyvah eyvah.
Onun için ne yapmamız lazım? Giyim kuşamımız tamamen sade. Bak, giyinmek, temiz giyinmek, bakımlı olmak ama dikkat çekmemek de. Hocam, şimdi dikkat çekmeme deyince ben bir soru daha sormak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Tesettürle alakalı yine. Bir hanım kardeşimiz kapanmış, gayet nizami, bol, efendim vücut hatlarını belli etmeyen bir giysiyle örtülmüş. Fakat başörtü rengi veya üzerine giydiği pardesü rengi, kap rengi, tunik rengi dikkat çekiyor. Baktığınız zaman bir onun geldiğini görüyorsunuz ya da işte gözünüz kayıyor oraya yani başka bir ifadeyle. Bu şekildeki tesettür kural ve kaidelerine uyar mı? Tabii bir ve ikinci derecede değildir tabii ki. Bir ve ikinci derece derken yani bir çıplak olmak değildir. İkinci olarak da biraz önce giyinik çıplaklar uyarısına benzemez bu. Bir de deve hörgücü diye ifade ettiğim şeye benzemez. Ha diyeceksiniz ki renkler kadın için farklı renklerde olması, hatta dikkat çeken renklerde olması olmalı mı? Olması gerekmez. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyardığı ölçülerde bu da var mıdır derseniz hayır. Eyvallah. Burası farklı bir konu. Burası farklı bir konu. Pekala hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Kural ve kaidelerine uygun şekilde giyinmeyi hem erkek olarak bizlere hem de hanımlar olarak değerli kardeşlerimize giyinmeyi nasip eylesin Mevla diyelim. Güzel İzmir'den Mustafa Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar Mustafa Bey. Güzel İzmir'den selam ve muhabbet ile hocamıza ve size. Allah razı olsun. Aleyna aleyküm selam diyelim biz de. Sayın hocama iki tane sorum olacak benim. Buyurun. İnternet bankacılığı üzerinden yani fiili olarak gidip bir işlem yapmadan internet üzerinden döviz alıp yükseldiğinde satarak bir geri elde etmek dinimizce caiz midir? Bir de borsadan hisse senedi alıp yükseldiğinde satarak tekrardan bir gelir elde etmek caiz midir? Yani helal paramızı haram karıştırmış olur muyuz? Soralım. Yoksa yaptığımız bu işlemle elde ettiğimiz gelir helal midir? Dinimize caiz midir? Bir de şunu soracağım affınıza sığınarak. Buyurun estağfurullah. Bazen iş yerinde ve sosyal hayatta tanışma ortamlarında işte herhangi bir bayanla merhabalaşıyoruz, tanışmak için el uzatılıyor, biz de elimizi veriyoruz. Yani böyle bir şey doğru mudur, caiz midir dinimizce tokalaşmak bir bayanla? Soralım Mustafa Bey. Bunları sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. İzmir'e selam olsun inşallah. Evet hocam, mobil bankacılık uygulamaları hemen hemen bütün bankaların uygulamaları var. Telefonlarımızda akıllı telefonlar. Bu application'ları yüklüyoruz telefonumuza. Bankaya hiç gitmeden birçok işlemi yapıyoruz. Bunun içinde altın alıp satmak ve döviz alıp satmak da var. Evet. Her ikisini de cevaplandıralım mı? Şimdi döviz alıp satmak, altın alıp satmak bu şekliyle yapmak belki hayatımız için çok önemli kolaylıklardır ama özellikle dindar, daha doğrusu Müslümanların, dini hassasiyet taşıyan insanların bu konularda şu uyarılara dikkat etmeleri gerekiyor. Parasal işlemlerin karşılıklı mübadelesinde, alışverişinde bedeller kesinlikle peşin olmalı. Ne diyor? Efendimizin ifadesi yeden bir yedin, mislen bir misin diyor. Anında gerçekleşecek yani. Ben vereceğim, ondan sonra, siz vereceksiniz. Bel fadlu liben diyor. Hadis böyle. Onlarca rivayet var böyle. Bunun için bu hassasiyetimiz, mesela diyelim şöyle diyeyim. Ben seyircimizin ısrarla vurguladığı bir şey var. Bu yolla kazanç elde etmek diye de bir şey vurguladı. Tabii. Yani ben şöyle diyeyim. Önce insani açıdan bakalım. Benim bir dövize ihtiyacım varsa döviz almamda veya bu euro olabilir, dolar olabilir veya başka bir ülkenin ondan sonra milli para birimi olabilir. Bunu almamda bir sakınca yok. Paramı peki bunu kazanç yani ne diyeyim onu al öbürünü sat, onu al öbürüne çevir şeklindeki bir kazanç şekline dönüştürmek belki ne olabilir bu? Sarrafların işi olabilir. O işin ticaretini yapanların olabilir. Burada da ne olması lazım? Yeden bir yedin. Yani karşılıklı bedeller peşin olması lazım. Fakat insanların bunun üzerine yatırım yapması ne derece doğru diye düşünüyorum. Açıkçası burada hassasiyetler önemli. Yani ne diyeyim ülkenin milli daha doğrusu duruşu,
ekonomik açıdan ondan sonra sadece kendimizin değil toplumun menfaatlarını çıkarlarını da gözetmemiz bu hassasiyetlere göre hareket etmemiz de önemli. Bakın döviz alıp satmakta bir sorun yok. Ama bunu kazanç yolu şekline dönüştürmek yerine ne olabilir? Ticarete bir sebebe memni olarak kar etmek maksadıyla üretime değil de. Aktarmak için farklı ticari organizasyonlar içerisinde, farklı ekonomik işlemler içerisine girmek bundan daha nedir? Dini açıdan, ahlaki açıdan önemlidir. Diyeceksiniz ki çok karlı değil. Karı sadece biz Müslümanlar ne olmayız? Dünyevi kara bakmayız. Bu yolla elde edeceğimiz, fayda sağlayacağımız veya işin manevi kazancını da, uhrevi daha doğrusu mükafatını da ne yapmamız lazım? Gözetmemiz lazım. Onun için her şey maddi ve dünyevi olarak değerlendirip işte yatırım uzmanları şu işte daha fazla kar var oraya yöneltmemizi değil. Her şey dünyevi değildir. Ama hocam şöyle baktığımız zaman evet. Olaya yani ben hani biraz daha cevap bulsun diye soruyorum. Uygulamayı açtık elimizde. Döviz satın alacağız. Tamamen kötü bir amacımız olmadan baktık ki dolar ya da euro ya da başka bir ülkenin herhangi bir para birimi düşüş göstermiş. Hesabımızdaki Türk lirasıyla dolarımızı aldık ya da euromuzu aldık. Birkaç gün sonra girdik. Bir dövizciye gidip bozdurma ya da işte oraya harcayacağımız mesai biraz uzun olacağından dolayı hocam. Bu inmeler yani, ve çıkmalar da hani hızlı oluyor ya. Baktık yükselmiş. Ben bunu satayım dedim ve bir yekünde bize kar olarak geldi. Bu caiz midir? Döviz almayı ve satmayı ticari bir şeye vurmak açıkçası bireysel anlamda kazanç yolu açısından açıkçası bilmiyorum. Belki kısa vadede bunun kârı olabilir mi diyor. Belki uzun vadede olabilir. Şahsen daha doğrusu bir hayat tecrübesi olarak bunu söyleyeyim. Yapmalı mıyız? Bunun yerine daha hayırlı, daha faydalı ondan sonra diyelim ki ekonomik işlemler varsa onu tercih etmeliyiz diyorum. Tabii yapılabilir. Yani fıkıh açıdan bakarsanız haram mıdır bu derseniz hayır değildir. Haram değildir. Ama ahlaki boyutu var. Tabii işin çok yönlü değerlendirildiğinde böyle bir parasal işlemler üzerinden kazanç elde etmekten daha karlı, daha faydalı, ondan sonra belki daha bereketli. Toplumun menfaati ve çıkarı açısından daha bereketli işler varsa ben bunu mu tercih etmeliyim? Hayır, bunu tercih etmemeliyim. Sorunun ikinci bir kısmı daha var galiba. Peki altın alıp satmak var. Yani siz dediniz aynen ya. Aynen hocam. Yani bu uygulamada olduğu için ben sordum bunu. Şimdi altın alıp satmak normal bir devletin milli parasını alıp satmak gibi değil. Bugün ülkemizde nereye giderseniz gidin, hangi bankaya giderseniz gidin, bir bankanın daha doğrusu elektronik işlemlerini, internet üzerinden yaptığımız işlemleri bankada da yapsanız aynı şeyleri yapabilirsiniz. Fakat altın almayı yaptığınızda bankada da altın alıp satamıyorsunuz. Orada işler biraz çünkü değişiyor. O işler değişiyor. Yani sanal bir işlem, düşünün altın hesabı. Peki ama altın orada girip çıkmıyor oraya. Altının sadece hayali bir altın var yani ortada. Sanal bir işlem diye ifade ediyorum. Fakat burada yeden bir yedin kuralı uygulanmadığı için Hazreti Peygamber'in bu kural uygulanmadığından dolayı kendi ifadesi Aleyhissalatu vesselam'ın ondan sonra ribadır ifadesi faizdir. Burada var mı? Faizdir ifadesi burada giriyor mu? Evet, dolaylı faiz. Ne yapıyor bu işte? Tahakkuk ediyor. Bundan ne yapmak lazım? Uzak durmak lazım. Şunu demeye çalışmıyorum. Gerçekten altına yatırım yapılabilir. Ama ne yapılabilir? Altın satılan yerler bankalar değildir. İnternet bankacılığı hiç değildir. Peki nedir o zaman? Gidersiniz sarraftan, kuyumcudan ne yapabilirsiniz? Altın alırsınız. Madem altın değerli bir şey, ben paramı altında değerlendirmek istiyorum derseniz altın alırsınız. Peki evde yastık altında kasada tutmak hocam tehlikelidir, can ve mal güvenliği açısından risktir diye düşünüyorsanız onu da alırsınız. İlla da bankada kiralık bir kasa kiralarsınız. Kirasını da ödersiniz. Altınınızı orada tutarsınız. Eyvallah hocam. Cevaplar alınmıştır inşallah. İkinci sorusu borsadan hisse senedi alıp satmakla alakalıydı hocam. Çok kısa bunu da cevaplarsak. Borsa işlemleri bir hisse senedi dedik zaten. Aldığınız hisse senedi arkasındaki bir organizasyonu temsil eder. Ondan biri nedir aslında? Ortaklıktır. Aldığınız hisse senedi hangi organizasyonun neyse hisse senedi ise ona göre helal veya haramdır. Mesela bir organizasyon düşünün. O hisse senedinin ortaklığı ifade eden o hisse senedinin arkasındaki organizasyon İslam'ın koymuş olduğu temel İslami, ahlaki veya ticari ondan sonra kurallara uygun bir şekilde cereyan ediyor da siz de böyle bir organizasyonun hissesini alıp satıyorsanız ne yapmış oluyorsunuz?
gayet meşru bir yani iş yapmış olursunuz. Yani dinen helal faaliyet gösteren tabii, tabii. bir firmanın hisse evet. senedini alabiliriz. Alıp satılabiliriz. Haram olan bir firmanınkini alamayız. Alamayız, evet. Eyvallah. Yani dinin gayrimeşru gördüğü bir organizasyonun hisse senedini de alıp satamazsınız. Ona da çünkü ortaklığınız veya orada yapılan gayrimeşru, dini anlamda gayrimeşru işlere de ne yapmış oluyorsunuz? Ortak oluyorsunuz, vebali bir mesuliyet altına girmiş oluyorsunuz. Eyvallah. Haliyle helal olandan alıp sattığımızda elde ettiğimiz kar da caizdir. Aynen öyle. Peki, teşekkürler. Kadınlarla tokalaşma hususunu da çok kısa hocam cevaplandırabilirsek. Ben çok kısa olsun diye şu ifadeyi kullanacağım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam her konuda bizim rehberimiz mi? Önderimiz mi? Muhakkak. Ona kulak veririz değil mi dini yaşantımızda, ahlaki yaşantımızda, ailevi yaşantımızda? Onun eşleri diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam eşleri dışında yani mahremleri dışında bir namahrem eline eli değmemiştir diyor. Ölçümüz bu olmadı. Ölçümüz budur diyor. O zaman ben de onun izinden, onun ümmeti olarak ben de ne yapacağım onu örnek alacaksam ben bir erkek olarak veya bir namahrem bir kadına el dahi değdi. Ha zorunlu durumlar farklı bir şey tabii ki. Zorunlu durum. Bir kadın da aynı hassasiyeti gütmelidir. Ha, burada mahremleri kastetmiyorum. Bir eşiyle, bir yakınıyla, bir akrabasıyla ama nikaha düşmeyen ondan sonra yakınıyla tokalaşmasında ondan sonra ne yoktur? Bir sakınca yoktur. Eyvallah hocam. Evet. İstanbul'a gidelim. İlyas Bey telefon attığımızda. Alo. Efendim. Hoş geldiniz İlyas Bey. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Benim bir sorum olacak da. Dinliyoruz. Sorum şu. Mekke'desiniz. Umre için niyet edeceksiniz ve Tenim'e gittiniz. Evet. Orada niyet ettiniz. İhrama girdiniz. Geldiniz. Umrenizi yaptınız. Ama bu 3 saat sürdü ama 4 saat sürdü. Evet. Daha sonra tıraş oldunuz. İhramdan çıktınız. Fakat bir baktınız ki iç çamaşırınızı unutmuşsunuz. Şimdi bu adama kurban mı düşer yoksa sadakayı fıtır mı düşer? Soralım i̇şte İlyas Bey. Peki sorarsanız teşekkür ederim. Pekala. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin efendim. Duanızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. İhramlı tıraş da oldu çıktı. Bunu söyleyen herhalde bir erkek için söylüyor. Aynen hocam muhtemelen. İç çamaşırı olduğunu fark etti. Cezası nedir? İhram dediğimiz hadise normal zamanlarda mübah olan bir şeyi kendimize yasaklamak demektir. Erkeklerin giyim kuşamı ile ihram yasaklar nelerdir? Dikişli, elbise, çamaşır giymemek de bunlardan birisidir. Peki ihrama niyet ettiğimiz, ihramlı olduğumuz andan itibaren o çamaşırı hatırlayıp çıkartma anımıza kadar geçen süre önemli. Bakın kardeşimiz çok güzel sordu, detaylarıyla birlikte aktardı. İhrama niyet ettiğim andan itibaren iç çamaşırım hatırladığım ana kadarki süre. Yani yarım günden fazlaysa, 12 saatten fazlaysa kurban. 3-4 saat dedi. Ben daha netini söyleyeyim. 12 saatten fazlaysa kurban. 12 saatten azsa sadaka. Eyvallah hocam. Tamam, bu kadar. Ona göre karar verecekler. Tabii, evet. Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Ben Allah razı olsun. İlminizden istifade ettik. Mevla eksikliğinizi göstermesin inşallah. Cümlemizin. Teşekkür ediyorum efendim. Evet sevgili dostlar, bugün Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı İdris Bozkurt hocamla birlikteydik. Aklımıza takılan sorulara cevap bulduk. Yarın tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla. Allah'a emanet olun. Kışın var mıdır, vacip midir? Kadıyla orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullanmışlar? İlahi mezhebine göre evde kafa girip giyiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.